Aydınlık geleceğimizin güzel çocuklarını hayata en doğru biçimde hazırlayan Uygar Koleji'ndeyiz. Gaziantep'teyiz sevgili izleyiciler. Yanımızda da kolejimizin müdürü sevgili Mehmet Korkmaz Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz şehrimize ve okulumuza. Hocam öncelikle sizi tanıyalım, ardından sohbetimize devam edelim. Öncelikle Gaziantep'e ve okulumuza hoş geldiniz. Ben Mehmet Korkmaz. 14 yıldır Gaziantep'te eğitim sektöründe hizmet veriyorum. Evet. Son 10 yıldır yönetici olarak görev yapmaktayız. Hı. Bu sene ise Uygar Koleji'mizde eğitime başladık. Çok uzun süredir aslında sektördesiniz ve bu tecrübenizi burayla taşlandırıyorsunuz hocam. Peki biraz kolejimizden bahsedelim. Kaç yaş grubu öğrenciler burada var? Öncelikle şöyle bahsedeyim. Uygar Eğitim Kurumları olarak Gaziantep'te sadece kolej olarak değil, özel öğretim kursu, temel lisesi, Anadolu Lisesi ve Uygar Koleji kampüsü olarak hizmet vermekteyiz. Okulumuzda anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak hizmet veriyoruz. Anaokulumuz 4 yaştan başlıyor. Diğer kademelerimiz ilkokul ve ortaokul olarak hizmet veriyoruz. Evet. Aynı zamanda aslında eğitimin her kolunda olduğunuz gibi bir de liseniz de var. Evet. Buradan mezun olan çocuklar aslında hazırlıklı olarak bir liseye aynen başlayabiliyorlar. Aynen, aynen. Sadece anaokuluna değil, üniversiteye hazırlıkta da, liseye hazırlıkta da Gaziantep'e hizmet veriyoruz. Evet. Çok güzel yürüdüğünüz bir yol var. Güzel sloganlarla aslında adımlarınızı atıyorsunuz ve bu doğrultuda öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Peki tam olarak eğitimi dayandırdığınız temel esaslarınız neler? Biz öncelikle sadece çocuklarda akademik başarı istemiyoruz. Çocuklarımızın en önemli şeyimiz mutlu bireyler yetiştirmek. Bunun için de çocuklarımıza hayvan barınağımızdan, robotik kodlama, ekolojik evimiz, hobi bahçemiz, kapalı spor salonumuz, açık spor salonumuz, konferans salonuyla tam teşekküllü bir okuluz. Evet. Bizler öğrencilerimize kendini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, yerel değerlerden kopmayıp globalleşen dünyada kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek için uğraşıyoruz. Evet. Bu doğrultuda da galiba velilerden gelen güzel de bir talep var. Mevcudumuz tam olarak nedir? Mevcudumuz, kapasitemiz 500 öğrenci. Biz bu sene 450 öğrenci aldık. Daha iyi kaliteli eğitim vermek açısından bazı kademelerimizde öğrenci almadık. Şu anda tam dolu bir şekilde eğitime başladık. Peki. Hocam o zaman buraya bir virgül koyalım. Sevgili izleyicilerimize de hatırlatalım. Hemen velilerimizin yanına gidelim. Bakalım onlar bu okulu niçin tercih etmişler. Sevgili izleyicilerimiz, okulumuzun velilerinden Olcay Hanım'la birlikteyiz. Okul hakkındaki düşüncelerini öğreneceğiz kendisinden. Nasılsınız öncelikle Olcay Hanım? Teşekkürler, iyiyim. Sizler? Tabii artık velilerimiz bu konuda çok bilinçliler. Çocuklarımızın geleceği aslında çok çok önemli. Bu kurumu niçin tercih ettiniz sizler? Biz öncelikle bu sene TEOG öğrencisiydik. TEOG senesi bizim senemiz. Sıkıntılı, heyecanlı, zor bir süreç. Bu süreçte biz okul değişikliği yaptık. Yani çok böyle mantıklı bir şey değildir son sene okul değiştirmek ama eğitim kadrosu ve eğitim anlamında bize verdikleri güven, evet, ve dik duruşları, güçlü duruşları bizi o kadar inandırdı ki öyle bir karar aldık ve son senemizde bu kuruma geldik. Evet. Velilerimize teşekkür ediyoruz. Tekrardan soluğu Mehmet hocamızın yanında aldık. Hocam genel bilgilerden bahsedelim. Okuldaki eğitim sisteminden bahsedelim. Neler sunuyorsunuz burayı tercih eden öğrencilerinize? Öncelikle anaokulundan başlamak istiyorum. Anaokulumuzda anaokul eğitiminin yanında at biniciliği yapıyoruz. Evet. Çocuklarımız için robotik kodlama yapıyoruz. Drama yapıyoruz. Satranç yapıyoruz. Bunun dışında İl içi ve il dışı gezilerle çocuklarımızı her türlü yaşama hazır hale getiriyoruz. Hı. İlkokulda yine aynı şekilde branşlarımızın sınıf öğretmeni dışında branş öğretmenlerimiz destek veriyor. Bunlar nedir? Sportif beceri ve koordinasyon, hı, resim, müzik, beden eğitimi, satranç, drama, kodlama, robotik, sistem eğitimi. Ortaokulda ulusal sınavlara hazırlığın yanında çocukların sosyal yaşamlarını da destekleyici kulüplerimiz mevcut.
Bunun dışında tüm öğrencilerimize dışarıdan uzman ekiplerce belirli periyotlarda seminer ve konferanslar düzenliyoruz. Evet. Özellikle il içinde ve il dışında birden çok geziler planlayarak çocuklarımızı mutlu bir okul ortamına sunmaya çalışıyoruz. Biz okulumuzu sıradan bir okuldan ziyade yaşanılabilir yaşam alanı haline getirdik. Birazdan sizleri bu konuları gezdireceğiz. Şu anda zaten izleyicilerimize bu görüntüler de gidiyor. Evet. Siz aslında aile, okul ve öğrenci üçgeni çok güzel koordine etmişsiniz. Yani öğrencilere eğitim verirken velilerimiz de es geçirmemiş. Onlar da bu konuda bilinçliler. Şimdi tabii ki her anne babanın hayattaki en önemli varlığı çocukları. Çocukların nasıl bir eğitim aldığını görmek istiyorlar. Meyvesini almak istiyorlar. Ve biz bunları okula da çağırıyoruz, velilerimizi. Çocuğunun ne yemek yediğini görsün diye her hafta bir veli gelip beraber yemek yiyoruz. Evet. Çocuğunun hangi yemekleri tattığını görsün istiyoruz. Bunun dışında portfolyolarımız var. Büyük anne büyük baba günleri yapıyoruz. Turşu pilav günümüz var. Gaziantep gurme kenti olduğu için bu konuda da şey yapıyoruz. Velilerimize aynı zamanda uzmanlar tarafından değişik seminerler ve konferanslar sunuyoruz. Önümüzdeki hafta acil yardım ve ilk yardım konulu bir seminerimiz olacak velilerimize. Hı hı. Bu tarz etkinliklerle devam ediyoruz. Evet, süper. Hiç kimse es geçirmemiş, hiç kimse unutulmamış. Hocam tabii ki her zaman eğitim değişmiyor diyoruz ama aslında verilen eğitim çok değişiyor. Sosyal kültürel anlamda etkinlikler dediniz. Bunlar çok gözde durumlar. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani binicilik, hayvanlarla olan o temas öğrenciye neler katıyor? Şimdi teknolojinin gelişmesiyle günümüzde çocuklarımız fanusta yetişir gibi büyüyorlar. Biz Uygar Koleji olarak çocuklarımızı bunların dışına almak istiyoruz. Teknolojiye bağımlı değil, bağlı hale getirmek istiyoruz. Bunun için kodlama robotik dersimizi çok aktif olarak kullandırıyoruz. Daha sonra at biniciliği, tavuk barınağımızda çocuklar göremediği çoğu şeyi okulda görmelerini istiyoruz. Örneğin tavuk barınağımızda her gün bir sınıf tavukların beslenmesini sağlayıp bir sonraki gün yumurtalarını kahvaltılarında yiyorlar. Hayatı aslında burada hazırlanmış oluyorlar. Hem eğitim hem öğretim kısmında. Evet. Bu şekilde yaptığımız takdirde çocuklarımız okula mutlu geliyorlar. Eve gitmek istemiyorlar. Okulda yaşam alanı haline geldiği için okul onlar için bir mutluluk kaynağı oluyor. Çünkü evlerinden daha çok burada zaman geçiriyorlar. Biz bunu bu şekilde yaptığımız için mutlu bireyler yetiştirmiş oluyoruz. Okula yani koşa koşa mı geliyorlar? Aynen, aynen o şekilde. Peki hocam şu robotik kodlamaya değinelim istiyorum ama öncesinde bir öğrencilerimize de sözü uzatalım. Ardından tekrardan devam edeceğiz. Şimdi de okulumuzun öğrencisi Begüm'le birlikteyiz. O da hayallerini gerçekleştirmek için Uygar Koleji'ni tercih etti. Nasılsın Begüm'cüm? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Niçin Uygar Koleji'ni tercih ettin? Seni yönlendiren buraya asıl nedenler nelerdi? Verilen eğitim kadrosundan, öğretmenlerden, hepsinden, müdürlerden emindim. Bu yüzden burayı tercih ettim özellikle. Bu okul akademik başarısının yanı sıra sosyal aktiviteleriyle, fiziksel başarılarıyla çok ünlü bir okul. Evet. Gaziantep'in büyük bir markası hatta. Bu yüzden bu okulu tercih ettim. Evet. Hayallerin var. Neler yapmak istiyorsun ileride? Meslek olarak bir tercihin var mı? Öğretmenlerinle konuştun mu? Aslında öğretmenlerim bana cidden çok yardımcı oluyorlar bu konuda. Onların fikirleri de benim için çok değerli çünkü. Ben özellikle tıp okumak istiyorum. Belki çok klasik oluyor ama yine tıp okumak istiyorum yani. İstediğim üniversite özellikle Ankara'da Hacettepe tıp okumak istiyorum. Uygar Koleji'nde Mehmet Hocam'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bu arada sosyal sorumluluk projelerinizde gerçekten çok kayda değer şeyler yapıyorsunuz öğrencileriniz için. Bunlardan bahsedin istiyorum aslında biraz. Tabii sosyal sorumluluk projeleri okullar ve öğrenciler için çok önem arz etmekte. Bundan dolayı özellikle Yaşlılar Haftası'nda yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidip çocuklarımızla oradaki ortamları görüyoruz. Bir tane kardeş okulumuz var. Kardeş okulumuzun kütüphanesini, kitaplarını destek oluyoruz. Boyama yapıyoruz. Öğrencilerimiz duvarlarını boyuyorlar.
Önümüzdeki günlerde okulumuzda Çanakkale Gezici Müzesi'ni getiriyoruz. Gaziantep'teki devlet okulundaki öğrencileri de okulumuza davet edip bu gezici müzeyi gezdireceğiz. Evet. Peki hocam, öğrencilerimiz, velilerimiz sizi niçin tercih etsinler? Yani sizin farklılıklarınız, özellikleriniz neler? Öncelikle özel okul velisinin beklentilerini çok iyi soruyan bir okuluz. Güvenlik bizim için çok çok önemli. Temizlik çok çok önemli. Beslenme çok çok önemli. Bunun için de beslenme konusunda uzman diyetisyenler tarafından menülerimiz hazırlanıp uzman şefler tarafından servis ediliyor. Evet. Spora çok önem veren bir okuluz. Bunun için anaokulu ve ilkokulda sportif ve beceri koordinasyon merkezimizi kurduk. Evet. Tabii ki velinin bir diğer beklentisi akademik başarı. Bunun için de dershane kökenli bir okuluz. Hafta sonu etütlerimiz, hafta içi etütlerimiz, çocukların kazanımlarına göre eksiklerini belirleyip açıklarını kapatıyoruz. Yani aslında tam bir bütün olarak eğitimi sunuyorsunuz öğrencilerimize. Evet. Peki hocam, ilerleyen zamanlarda hedeflerinizde neler olacak? Bir üniversite gibi bir hayaliniz var mı örneğin? Tabii ki eğitim bir bütündür. Anaokulundan üniversiteye kadar. Şu an Gaziantep'te anaokulundan liseye kadar tüm alanlarda eğitim veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'de kurumsallaşmış okullar üniversitede planlarımız arasında. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Son olarak neler söylemek istersiniz? Şehrin nabzı olarak sizlere gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizleri buraya kadar kırmayıp gelip misafirimiz olduğunuz için ve bizlere çocuklarını emanet eden velilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere güvendiler. İlk yılımızda okulumuzu doldurdular. İnşallah güzel bir eğitim yılı diliyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Evet sevgili izleyiciler, eğitim sistemini iyi özümsemiş ve bu anlamda da doğru adımlar atan Uygar Koleji'ne konuk olduk. Programımız bir başka durağıyla devam ediyor.